Herkese merhaba. Merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız yeniden. Şu anda dershanedeyiz. Saatlerimiz 12 kaç acaba Kadir Hocam? Bakabilir miyiz? 12.10 geçiyor. 12.10 geçiyor. Akşam 7'den beri buradayız. Hatta sabahtan beri buradayız. Bir eve uğradık, bir dinlendik şöyle bir saat falan. Hemen buraya geldik. Buradaki amacımız öğrencilerimiz sınavlardan çok yüksek notlar alsın, çok başarılı olsun. Bu nedenle buraya geldik. Ve size bir ofisimizi, masamızı göstermek istiyorum. Şöyle bir. Sabahtan beri sınav kağıtları var. Yani buradaki hedefimiz, amacımız çocuklar daha başarılı olsun. Evet. Bizler daha yüksek hedefleri tutturalım. Çocuklarımız daha yüksek hedefleri tutturalım. İnanın sabahtan beri çalışıyoruz. Ciddi anlamda enerji harcadık. Yani bilmiyorum, Tonguç Akademi'nin 25 kişi, 30 kişiyle yaptığı şeyi biz ikimiz yaptık. Evet. Belki sabahtan beri 10 tane fen sınavı, 10 tane matematik, İngilizce fen sınavı, Türkçe sınavı gibi sınavlarla uğraştık. Yani 40-50 sınav yaptık ama evet. Bu yaptığımız sınavlar 5, 6, 7, 8 şeklinde oldu değil mi Kadir Hocam? Evet. Sen bu konuyla ilgili şeyler söylemek ister misin? Ya bu konuyla ilgili söyleyebilecek şeyler, öğrenciler için zaten buraya geldik. Yani biz normalde sokağa çıkma yasağı var normalde şu anda. Ama biz tabii özel izimiz var ama hani herkes şu anda yatağında uyurken biz burada evet. Çalışmalara devam ediyoruz. Hatta şu yaptığımız kağıtları göstereyim mi? Mesela örnek... Mesela şöyle. Şöyle ciddi... Ve bunlardan daha bir sürü var. Ulaştığımız kağıtlar. Mesela şöyle. Ayrıca fosforlu geçiyoruz ki öğrencilerimiz okurken evet. Sıkılmasın diye. Bunların hepsini WhatsApp gruplarında evet. Paylaştık. Bir de benim Engin Hoca ödev paylaşımı diye Facebook sayfam var. Orada yaptığımız örnekleri görebilirsiniz. Facebook'a giriyorsunuz, Engin Hoca ödev paylaşımı yazıyorsunuz. Oradaki sınav örneklerini paylaştım. Dershanemize kayıt olmamış veya başka bölgede oturan, mesela Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon gibi bölgelerde oturan ortaokul çocukları eğer fark ederlerse ciddi anlamda faydalanabilirler. Evet. Oradaki soruları okuyun, cevaplarını okuyun. Kısa bir kafanızda muhakeme kurun. Emin olun sınavdan 30, 40, 50 belki de çok çok yüksek puanlar alacağınıza inanıyorum. Evet. Bunun dışında bir de bugün fark ettiğimiz şey öğrencilerde verimli ders çalışma konusundaki eksiklikler evet. Hocam. Çoğu öğrenci verimli ders çalışma konusunda çok zayıf. Okullarda bu konuyla ilgili yeterli bilgi verilmiyor. Bugün birkaç tane çocuğa mecbur kalıp ders çalıştırdık. Ama çalıştırırken inanın çok zorlandık. Birçok çocuk online eğitimlerin olması, okuldan uzak kalınması nedeniyle bayağı bir kopukluk yaşamış. Evet, ne yazık ki. Bu bizi çok üzdü. Bu konuya daha çok eğileceğiz. Nasıl verimli ders çalışılır isimli yakında belki bir video bile çekebiliriz. Emin değilim. Evet. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu hafta çok yoğunuz. Yorgun, çok yorgun, yorucu bir hafta bizi bekliyor. Bir hafta 10 gün gibi bir zaman bayağı bir yorulacağız. Ama her evet. Şeye değecek. Şuradan biri sel sallıyor şöyle. Merhaba. Karanlık olduğu için biraz şey de yarattık böyle aramızda. Evet. Korku filmi efektleri. Şu an koca binada yalnızız. Evet. Soru hazırlıyoruz. 6 katlı bir bina ve biz 5. katındayız. Evet. Böyle korku filmi hikayeleri bile uydurduk aramızda. Çünkü evet. Hem sınav çözüyoruz hem de böyle korku teorileri. Horror films efektleri aynen. Yaptık aramızda. Ayrıca bazı espriler yaptık. Malum evet. Dolar gördük. Ondan sonra onunla ilgili espriler okuduk. Evet. Batarken bile espri yapıyoruz yani. Aynen. bunun dışında yine bir video çekmek istedik. Yani bir klasik. Evet. Bakalım. Umarım beğenirsiniz. Umarım. Şimdi biz buradan çıkacağız. Bayağı yorulduk. Evet. Yarın yorucu ve yeni bir gün bizi bekliyor. Evet. Öğrencilerimiz de sınav maratonu, sınav heyecanı, sınav savaşı birlikte olacağız. Sınav zamanları diğer yerleri bilmiyorum ama bizim burası bayağı bir yoğun oluyor arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Gerçekten çok iyi notlar almak istiyoruz. Bunu hem kendimiz için hem öğrencilerimiz için istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Ve her sene olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Şimdilik hoşça kalın.
Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay. Şöyle içeri bir gösterelim. Evet arkadaşlar, gün bizi çok yordu. Evet. Bayağı bir yorucu bir gün geçirdik. Kendi aramızda komik espriler, şakalar da yaptık, evet. Ama çok eğlendik. Ve günü şu şarkıyla bitirmek istiyoruz. Sen başla istersen. Şey mi dost? Yine yangınlar, yine ben. Yine bulsam. Allah bela. Şarkıyı bilmiyorum. Bu kim? Musa Mıcay'ın şarkısı evet. Mıydı? Yine yangınlar, yine ben. Bu kadar biliyorum, ben hiç bilmiyorum. Yine sorsam bul bir neden. Yine sarsam kollarını, başkasını dilemem. Neyse, şarkının kendisini biraz koyalım, öyle olsun. O yüzden bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bir de son olarak la la la. Evet, bizim klasik şarkımız. La 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 la. Aynı anda olsundur. La 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 la. Korku filmindeki, horror filmlerdeki çocuk efekti. La 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 la.